Merhaba herkese ben Selim Öztürk. Bugün Diablo 4 ile ilgili konuşacağız. Uzun zamandır dört gözle beklediğim bir oyunda açıkçası ve beta sürümü nihayet geldi. Ve beta sürümünü oynayan şanssızlıktan biri olarak da hemen oyunu deneyimledim. Hafta sonu vakit ayırdım ve gerçekten de beklediğimize değecek bir oyun oldu mu olmadı mı? İşte şimdi onu konuşacağız. Hazırsak hadi başlayalım. Oyun Diablo 4'ün gelişini müjdeleyen unutulmaz sinematik ara sahneyle açılıyor. Oyundaki olaylara neyin yol açtığını ve maceralarımız için tehlikenin ne olduğunu açıkça anlatıyor. Oyunun geri kalanı için tonu belirliyor ve Lilith'in varlığı en azından beta kapsamında oyunculara onun ne kadar önemli bir karakter olduğunu gösteriyor aslında. Blizzard'ın bunu yapması önemli çünkü Lilith yeni bir baş düşman kabul. Önceki oyunlarda vardı ve birçok kez bahsedildi. Ancak oyuncular Lilith ile ilk kez gerçekten bu oyunda karşılaşıyor tabi. Bu nedenle Lilith'in öneminin arttırılması gerekiyordu ve Blizzard oyuncuların Lilith'in kim olduğunu ve neden tehlikeli olduğunu bilmelerini sağlamak için harika bir iş çıkarmışa benziyor. Açık beta oyuncuların karakterlerini tam oyununa getirebilecekleri seviye 100 sınırından sadece seviye 25'e kadar getirmelerine imkan veriyor. 25 level'a kadar çıkabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun sadece Fractured Peaks bölgesinde yer alan ve yaklaşık 5 saatlik bir oynanış süresine sahip olan ilk bölümüne kadar olan kısmı kapsıyor bu beta. Şimdiye kadar mevcut 3 sınıfı da test ettim. Barbarian, Sorcerer ve Rogue. 10 karakter slotunun tamamı açık beta süresince doldurulabiliyor ve ne yazık ki açık beta dönemi sona erdiğinde bu karakterler de silinecek. İyi ya da kötü Diablo 4'ün temel oynanış döngüsü hayranların bir Diablo oyunundan beklediklerine sadık kalıyor. En çok Diablo 3'ün nasıl hissettirdiğini anımsatıyor. Bu yüzden Diablo 2'si, Racted alanların bir kez daha modern Diablo oynanışını benimsemeleri gerekecek. Ancak yeni sistemler eski formüle tam olarak uyuyor ve çok takdir ettiğim bir oynanış katmanı ekliyor. Belki de en basit ama aynı zamanda en etkili ekleme bir zamanlar belirli sınıflara kilitlenmiş bir yetenek olan kaçma yeteneğinin tüm karakterlere eklenmesi. Bu Blizzard'ın aksiyonu daha çılgın hale getirmesine ve manevra kabiliyeti eksikliğine hesaba katmadan dövüşler tasarlamasına da olanak sağlamış. Bu aynı zamanda dövüşleri eskisinden çok daha dinamik ve tabii ki ilgi çekici hale getiriyor. Savaşın dinamiğine katkıda bulunan şey mevcut düşmanların daha geniş bir çeşitliliğe sahip olması. Başlangıçtan itibaren çok sayıda özel düşman mevcut. Oyuncuların kullandığı beceri ve yetenekler iyi tasarlanmış ve bunları temsil eden animasyonlar da oldukça akıcı. Bu da dövüşü görülmeye değer kılıyor ve kaos hiçbir zaman oyunu oynamayı zorlaştırmıyor çünkü dövüş gösterişli ve canlı. Bunu genellikle karanlık ve kasvetli ortamlarla karşılaştırdığınızda zaten gerçekten göze çarpan aksiyon sahneleri de elde edebiliyorsunuz. Mevcut üç sınıf arasındaki oynanış farklılıkları bir sınıf oynama deneyimini diğerlerinden farklı kılıyor. Örneğin vahşi savaşçı yani barbarian oyuncuların dik başlı olmalarını, rakipler ona zarar verdikçe onlara zarar vermelerini ve hiddet ölçer yani furry hazniste olduğunda canavarca saldırılar yapmalarını sağlıyor. Büyücü yani sorcerer düşmanları güvenli bir mesafeden yenen farklı durumlar için farklı elementler kullanan ve onları partinin çok yönlü üyeleri haline getiren elementlerin ustası olarak biliniyor. Bu arada Rock her zamanki gibi en yüksek DPS'e sahip olan karakter. Herhangi bir rakibi uzaktan yenmek için menzilli silahlar kullanıyor ve kendilerine avantaj sağlamak için de düşmanlarını sakatlamak, zehirlemek veya devre dışı bırakmak için silah modlarını kullanıyor. Her sınıfta oyuncuların deneyebileceği çeşitli yapılarda yer alıyor. Bu da oyuna çok fazla tekrar oynanabilirlik kazandırıyor. Ve mevcut 10 karakter yuvasıyla oyunculara gerçekten de paralarının karşılığını vermeydi aslında ki bence öyle. Oyuncuların artık yetenek puanlarını istedikleri zaman iade edebilecekleri göz önüne alındığında bu durum oyuncuların karakter yapılarını istedikleri zaman değiştirmelerine imkan veriyor. Gerçekten de geniş bir yetenek havuzu var. Diablo 4 sadece 5 farklı sınıfta sahip olunabiliyor ancak bu sınıfların her biri oyuncuların üzerinde deneyebileceği birden fazla olası yapıya sahip. Buna oyuncu mücadeleleri tamamladıkça açılan güçler kodeksini ve her birinin sahip olduğu diğer farklı sınıf özelliklerini eklediğinizde Diablo 4'ün tadını çıkarmanın birçok farklı yolunu da elde ediyorsunuz aslında. Bu sadece şu ana kadar sahip olduğumuz açık pede içeriğinden yani gelecekte Paragon sistemi gibi diğer özelliklerin kilidi açıldığında çok daha fazlası içinde bir potansiyel vaat ediyor. Ancak elbette en büyük rakibi Path of Exile ile karşılaştırıldığında da Diablo 4 yapıların modülerliği söz konusu olduğunda hala biraz sönük kalıyor. Yine de Diablo 4'te 3'e göre büyük gelişmeler olduğunu da söylemek lazım. Oyun oynarken takdir ettiğim bir başka harika eklenti de çevrim içi bileşen oldu. Diğer oyuncular sizinle birlikte açık alanlarda gezinirken görülebiliyor ve arada sırada kendinizi topluluk etkinliklerinde birlikte tam bu için bir görev icabı koşabiliyorsunuz yani. Ve yabancı iş birliği yapabiliyorsunuz bununla birlikte. Çevrim içi bileşenler henüz oyunlarda tam olarak ortaya çıkmış değil tabi. Çünkü henüz önceki yapılarda ilan edildiği gibi devasa canavarlarla destansı büyük ölçekli savaşlar yaşamadık. Blizzard'ın herkesi birlikte oynamaya ne kadar teşvik ettiğini görmek hala çok kolay. Çünkü parti olarak oynamanın getirdiği pek çok bonus ve avantaj da var. Hold. To enter the city you must We first... have no time for this. Ugh. Take a piece of holy cedar wood from the shrine and inscribe it with the sin which troubles you. Fear You must feel as though. So, what did you write on that piece of wood? I'm off to the dry steps in search of that pale man. Cowardice, perhaps? Well, it matters that cracked hooves, sway back. Cloudy eyes. This pup thing is practically chrome baked. Genel sunumda büyük ölçüde iyileştirilmiş, sadece daha iyi grafiklerle değil, aynı zamanda oyun artık her zamankinden çok daha sinematik hissettirdiği için. Blizzard'ın her zamanki harika sinematiklerinin yanı sıra oyunun birçok bölümü artık sinematik kamera kesmeleri ve kamera açıları içeriyor. Bazı diyalog sekansları da Warcraft 3 ara sahnelerine oldukça benzer şekilde sunulmuş. Ancak şimdi Diablo için kullanılan Daygraph motoru ile birlikte daha da harika görünüyor. Bunlar elbette Blizzard oyuncuları için her zaman güçlü bir nokta olan seslendirme ile daha da iyi ve genel olarak Blizzard şimdi Diablo'yu en dinamik haline sunuyor. Henüz tartışmadığımız pek çok başka özellik de var ancak geri kalanını oyunun Haziran ayında çıktığında yayınlayacağım. Yeni videoda zaten yine bunu ele alacağım. Diablo 4 açık betada tam sürme kadar beklemenize yardımcı olacak pek çok şey var. Ve eğer açık betada yarattığınız karakterler ana oyuna taşınacaksa oyuna gerçekten girmenizi ve tüm yan içerikleri bitirmenizi ve gönlünüzce farklı sınıflar oluşturmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ancak böyle bir durum maalesef söz konusu değil. Bu nedenle daha sonra tamamen sıfırlamak zorunda kalacağınız için bu karakterleri oyunu oynarken belki bu kadar çok fazla hevesli olmayacaksınız ama en azından oyunu bu aşamadayken bile görmek gerçekten de büyük bir, yani güzel bir deneyim olmuş bence. O yüzden de e, Diablo 4'ü genel hatlarıyla kesinlikle çok başarılı bulduğumu ve bu kadar sene beklediğimize değeceğini söyleyebilirim. En azından ilk oyun yazılışım böyle. Oyun beta olduğu için tabii ki bazı ufak hatalar var. Oyundan çıkarken oyunun donması gibi falan filan. Bunları saymıyorum bile çünkü en nihayetinde beta aşamasında bir oyun. E, yer yer tabi grafikler şey e, grafiklerle alakalı çok güzel grafikler var oyunun bu arada ama oyunda tabi donmalarda olabiliyor zaten görüntülerde de görüyorsunuz bunu ara ara. Bu da benim sistemle kaynaklı ki bugüne kadar pek çok oyunu sorunsuz oynatabilen bir sistemi vardı ama Diablo 4'te bile artık benim sistem ufaktan teklemeye başladı sanırım ama Gördüğünüz gibi oyun oynanışıyla olsun, yetenek havuzuyla olsun, karakterlerin gelişimiyle olsun ve tekrar tekrar oynanabiliriyle olsun bence iyi bir iş çıkarılmışa benziyor. Evet şimdilik benim Diablo 4 ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.